Fazladan oruç tutulduğunu söyleyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Hatanın güneşin doğuşundaki 5 tam arasında yapılan yanlış seçimden kaynaklandığını söyleyen Bayındır'a göre bu yanlış uygulamaya bir an önce son verilmeli. Şaşırtan iddiaya Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da anında cevap geldi. Aşağı yukarı Türkiye'de en az 40 dakika erken, yani astronomiye dayanıldığı için en az 40 dakika erken oruca başlıyoruz ben. 10 değil, 20 değil, 30 değil, tam 40 dakika fazla oruç tutuyoruz. Şaşırtan açıklamanın sahibi Süleymaniye Vakfı Başkanı, ilahiyatçı Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır. Sahurunuzu yaptığınız zaman çıkın. Önce bir 360 derece bakın çevrenize. Ondan sonra da doğu ufkuna ilk ışıkların gelip de şöyle enlemesine, genişlediği bir ana bakın ve saatinize bakın. Okunan ezanın arasındaki mesafeyi ölçün. Ondan sonra bana ister hak verin ister vermeyin. Bu da 40 dakikayı buluyor diyorsun. 40 dakikayı geçiyor. Diyanet'in takvimine göre bu yıl günde tam 16 saat oruç tutuluyor, ancak bu süreye bir itiraz var. Bayındır bu çok tartışılacak iddiasını takvim hesaplarına dayandırıyor. Osmanlılar'da ilk defa namaz vakitleri takvimi yapılırken dünyamıza güneş ışıklarının gelişi ve gidişiyle ilgili hesaplar, ki buna tan hesabı deniyor, fecir hesabı ya da şafak hesabı deniyor. Orada bir prensip hatası yapılmış, astronominin prensipleri esas alınmış. Astronomiyi bilen herkes bilir ki astronomik tanın bizim ufuktaki tanla uzaktan yakından ilgisi yok. Üstelik bu iddia 80'li yıllarda Diyanet İşleri tarafından da doğrulanmış. Diyanet İşleri Başkanlığı 1983'te yani 3,5 derecelik bir azaltmayla, yani yaklaşık 20 dakika ediyor Türkiye'de, birazcık hafifletti. Peki bu durumda ne yapılmalı? Davul sesi yerine ezan sesi. Çünkü ezan sesi gerçek manada namazı haber vermiyor ki. Namaz vaktinden çok çok öncesine haber veriyor. Ve en kötüsü de insanlar o saatte namaz kılarak yatıyorlar. Dini çevreleri ikiye bölen bu iddiayla ilgili Diyanet'ten yapılan açıklamada usulüne uygun yapılamayan gözlemlerle namaz ve oruçla ilgili vakitler konusunda tereddütler uyandırmak doğru değildir denildi.